Türkiye'de 1968 yılında gösterime giren ve 1,5 ay gösterimde kalan Amerikan yapımı bu film, dramatik bir dönem filmi. Tamı tamına 3,5 saat sürmekte ama bu sizi korkutmasın. İnanın izlediğinize hiç pişman olmayacaksınız. Eğer ki modunuz şöyle çaylarımızı, kahvelerimizi elimize alalım, battaniyemizin altına girelim ve soğuk bir kış gününde içimizi ısıtacak sıcacık bir film izleyelimse, Doktor Jivago tam size göre. Film baya baya kışta geçiyor ama hikaye çok sıcak. Film 1917-1922 yılları Rusya'sında geçmekte. Rusya bu tarihlerde malum bayağı karışık. Filmin arka planında Ekim Devrimi ve ardından gelen Rus İç Savaşı ile birlikte Bolşevikler ve muhaliflerin mücadelesi yer alıyor. Tüm bu karmaşada iki kadın arasında kalan, hayatını savaşa kurban etmiş bir doktor ve aynı zamanda şair olan Yuri Jivago'nun destansı dramını izliyoruz. Nobel ödüllü Rus yazar Boris Pasternak'ın 1957'de yazdığı aynı isimli romandan uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Arabistanlı Lawrence'dan da tanıyacağınız David Lean oturuyor. Burada küçük bir parantez açmakta fayda var. Filmle aynı adı taşıyan kitabın yazarı Pasternak, ülkesinde uzun dönem yasaklı bir yazar olmuştur. Roman Sovyetler Birliği'nin resmi görüşüne uymadığı gerekçesiyle basılamamış, 1957 yılında gizlice İtalya'da bastırılmıştır. Dünyanın iki kutuplu olduğu bu yıllarda Amerikalılar fırsatı kaçırmamış, Rusları eleştiren bir Rus olması nedeniyle yazara Nobel ödülü de vermiştir. Gelelim oyunculara. Filmde çoğunluğu İngilizlerden oluşan bir kadro hakim. Başrolümüz Doktor Jivago'ya, o dönemin en başarılı yüzlerinden biri olan Mısırlı oyuncu Ömer Şerif hayat veriyor. Yüze yakın filmi olan Şerif'i Arabistanlı Lawrence filminde de görebilirsiniz. Şerif'e Lara rolüyle Julie Christie eşlik ediyor. Bu oyuncuyu 40 yıl sonra ünlü Truva filminde görüyoruz. Biraz yaşlanmış. Tonya rolünü ise Charlie Chaplin'in kızı Geraldine Chaplin hayat veriyor. Çekimleri İspanya ve Finlandiya'da yapılan film, senaryo, sinematografi, sanat yönetmenliği, müzik ve kostüm dalında 5 Oscar heykeli ve yine 5 dalda altın küre kazanıyor. Aynı zamanda filmin müziklerini, Çağrı filminin de müziklerini yapan isim yapmış olup, 1967'de Grammy ödülüne layık görülmüş. Filmin IMDb puanı ise 10 üzerinden 8. Thank you.